tesiratından tecerrüt etmek, muhakkik ki zamanın, mekanın tesiratından çıktığı, zamanı tecerrüt etmek, mazinin amakına girmek, ne konuşuyorsun kimle? Mesela misal vereyim. Risale-i Nur'a kim değer verir, kim veremez? Bir, taassubundan dolayı reddeden reddeder, taassubundan dolayı kabul eden kabul eder. Risale-i Nur'a iki taife çok değer verir. Bir, okuyan. Ama samimi okuyan. Ama Kur'an'ı öyle okuyanlar var ki zulmü artıyor. وَنُنَا زُلُمْنَا قُرْآنُ مَا وَشُفَانُ وَرَحْمَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِلُوا زَالِمِنَا لَقَسَارَ. Bak onu da kasarın taktiği. Kim? Zamanı tanımayanın Risale-i Nur'a değer veremez. Hala Deccal bekleyenin Risale-i Nur'a nasıl değer versin? Hala Deccal bekliyor adam. 500 sene lazım var diye. Böyle adam. Minare boyunda bir Deccal bekleyen adamın Risale-i Nur 5'in şöyle anlar. İşte diyor ki, mazinin amakıyla girmek, mantığın terazisiyle tartmak, her şeyin menbaını kullanmaktır. Ne ile konuşuyorsun? O tabir orayı ifade ediyor. Mantığı ve belagatı rehber etmek gerektir. Hadiseleri şeriatın muvazenesiyle tart. Cehlin istibdadına kuvvet verme. Cehlin, cehaletin, insanın en büyük İstibdat cehalettir. En büyük hırsız kimdir? Onu böyle bir tespit ettim. Bakayım ilginizi çekecek mi? Şurada. İnşallah bulurum onu. Hırsız, hırsız. Karamsar insanlar karşı tarafın ümidini çalan insanlardır. Ümidini çalanlar en büyük hırsızlardır. Ümidini karamsarlığa sokuyor. Ümidini alıyor senden, ruhunu alıyor, bitiriyor seni. Bu hırsızdır işte. Eleştiride çalışma, şefkini kırarsın. Mesela kötü bir sıfat var, düzeltmeye çalışma diyor. Tamam. Allah Allah, ne? O nasıl düzeltecek? O kötü sıfatın karşısında kendini de öyle, alternatifini çıkar. Veya mecrasını değiştir diyor. Mesela Üstad 36 Mektubat'ta, 36. Haset etme. Adalet etme. Dünyayı sevme. Gıybet etme. Yani fıtratını değiştir diye teklifi malaya takta bulunur. Yani. Yapamayacağı bir şey de. Ama bunların mecrasını değiştir dersen çok kolay. Adalet Müslümana etme. Nefsine kafir et. Dünyayı sevme. Dünyanın üç mezrası var. Ahireti mezrasıdır. Esma-i Hüsna'nın tecelligahı. Nefsi menabegahı. Nefsi menabegahı. Sevme. Ne? Haset etme. Müslüman haset etme. Gıybet etme. Ama fasık-ı mütecahirik oğluna kızına onu söyle. Kızım. Bak falan canı kızı var ya. Bak kötü yolları yavrum. Kimlerle sokakta geliyor, geziyor. Ha deyin. Hatta bu farz seviyesi değil. Nasıl kurtulacak? Cehlin istibdadına kuvvet verme. Her şey zahirle çözülmediği gibi batınla da çözülmez. Hikmeti ve şeriatı elinden bırakma. Yani Musa ve Hızır gibi ol. Musa ne isim geliyor? Evet, Musa, Hazreti Musa Aleyhisselam. Sıfat olarak. Şeriatı, bir hikmeti. Hikmet isim geliyor Kur'an. Yoksa o bir simgedir, sembol. Yusuf'un ne simgeler? He? Yusuf. Sekizinci sözde bir kuyu vardı, hatırlar mısınız? Kuyu. Diyor, biliyorsunuz da bir adam düştü böyle. 60 yaşında elini tuttu falan. Kenan kuyusu nefistir. Vefa kuyudur. Ustad diyor ki 96'da vefa gavri inidhama çekildi. Dibi olmayacak bir kuyuya çekildi. Vefa. İstanbul'un vefa senti değil. Şefkat ve vefa denir, vefa değil mi? Evet. Şefkat ve vefa. Zaten vefanın içinde şefkat da var. asıl sadelik var.
Değer verme var, hürmet var, vefacı bir paket. Şöyle biliyorum ben yani aşağıdan yukarıya vefa oluyor. Ne vefasız derler. Yukarıdan aşağı şefkat oluyor. Şefkat yani, tabii ki aşağıdan yukarı olur. Vefa aşağıdakinin küçüğün büyüğe, şefkat de büyüğün küçüğe. Annenin yavrusuna, Allah'ın kullarına olan şefkat oluyor. Doğru. Alttakinin de şey oluyor, vefa. Ne kadar mesela vefasız. Allah yücedir. Kullar aşağıdadır. Alimler yücedir. Cahiller aşağıdadır. Ustadımız yücedir. Biz aşağıdayız. Vefa göstereceğiz. Vefa gavri inidama çekildi. Yani dibi olmayan bir kuyuya çekildi. Düştü oraya. Sonra ne oldu? O insandan sökülüp atılınca tufanı gadr feverana başladı. Gadırlık, gaddarlık başladı herkeste. Vefa olmayınca nasıl anlarız vefayı? Gaddar, hain. Hücum ediyor. Sonra eylem olarak ne dönüşür? Kavl ve amir ortasında uzun bir mesafe açıldı. Kavl nedir? Kavl. Eskide kibritlerin bir markası vardı Kavl diye. Kavl, Kavl. He. Şimdi kavl, kelam. Amir, eylem. Sözüyle eylemi arasında oho, mesafe açılmış da açılmış. İki tane eylemi var. Vefasızlığın. Gavreyni doğa çekildi. Gattarlık. İki, fiiliyle, özüyle sözü arasındaki mesafesi. Allah kimsin? Teferruat asıl, aslı teferruata gösterme. Hadd-i efsatı göstererek ifrat ve tefriti kıracak yalnız felsefe-i şeriatla belagat ve mantık ile hikmettir. İnsanı ifrat ve tefritten kurtaracak felsefe-i şeriat. Yani alimlerin yorumlaması, mudakik, bir de edile-i şeriat. Mantık ve şeriat diyor. Ölçü kantar. Ehven-i şeri ihtiyar elzemdir. Yani daha büyük şer gelmesin diye küçük şeri ifa sahip olmak. Mesela namaz kılmadığı halde, karısı açık saçık olduğu halde, yani hayatında, özel hayatında dini fiil olmadığı halde, itikadı olduğunda Menderes'e şey diyor usta, İslam kahramanı diyor. Şunu karıştırırsın tabii. Şahsi hukukla umumi hukuk, dar daire ile geniş daire. Karıştırma. Dar daire ile geniş daireyi karıştırma, karışık olursun. O abi burada böyle yazıyor ama kime? Bu hüküm kime bakıyor? İslam kahramanı olan Menderes diyor. Ama kainata değişmem diyor Zübeyir abi. Siyasetin en liderine İslam kahramanı diyor, Kastamonu'da diyor ki 8 sene radyoyu komşusundan kefişler ya, duyduğu anda bir defa merak edip sormayan, açmayan, dinlemeyen, gazete okumayan. Yani karıştırma. Ama abi böyle yazıyor. Dar ve geniş daire. Bak ölçüye bak. Kantar metre. Şahsi hukuk umumu. Takvadır ruhsattır. Şerdir ehven-i şer. Bunu bilmeyen ne yapar ehven-i şeri? Azam-ı şer'e vesile olur. Bak bir misal vereyim. Nurculuk damına çıkmış adamın bir tanesi. Sanki ustad bilmiyormuş yani Menderes'i. Ta ki gelmesin. Ustad diyor ki o tabi azam-ı şer gelmesin diye bu şeye destek verdiriyor. Karıştırma. Şimdi mevcut hükümete şimdi evetine vermedin mi? Şimdi adam ne diyormuş biliyor musun? Mesela bu seçim, bundan önceki seçim. Vermeyeceksin hiçbir partiye. Müslüman potansiyel olarak İslam'dan yanadır potansiyel. Eğer bu potansiyelini kullanmasa kutusuna atmış oluyorsun. Bir daha söylüyorum. İki, bir sağdan yana, bir de soldan yana. Şimdi bu sağdan yana olan parti bunu dengeliyorsa, sen buraya potansiyel olarak ne atman gerekiyor idiyse, atmazsan buraya atmış olmuyor mu? Şöyle kantar, dengeli. Bunun aşağı inmesi lazım bu solu. Ne yapmak lazım? Ya buraya bir taş koyacaksın, veya buradan bir taş alacaksın değil mi? Bir sağ olun. Evet. Yani ağırdı başka, yani bunu indirmek diye söyledim. Bunu yere indireceğiz. Veya bunu aziz edeceğiz, aşağı kendine atacağız. Yani
bir yerde değilsen, senin olman gereken yerde değilsen öteki taraftasın. Biraz önce şunu okudum. Eğer sorunun içindeysen, sorun olan bir yerdeysen sen, çözümün parçası değilsen, otomatik olarak problemin yönündesin. Çünkü katkı sağlayabilecek bir konumun var. Müslüman potansiyel olarak buraya rey vermesi gerekiyor. Ama ne diyor, ne demiş o zaman? Vermeyeceksiniz demiş, hiçbir yere verdirmemiş. İslam adına. Veya kasıt. Bunu anlamayacak kadar kafasız olmazlar. Yani kasıt var. Ya nerede? Ne fiilde var Risale-i Nur'da, ne Risale-i kitabında var. Bunu nasıl şey yapıyor? Kantarı ve metresi olmayanlar böyle vesile olur şerre. Yok mu kafa? Teslim ol kardeşim. Risale-i Nur'u teslim ol kardeşim. Temin etme kardeşim. Kafayı karıştırma kardeşim. Teslim ol. Anlamazsın sen. Anlamam ben. Usta beynel beynel ceylanlarla uğraşmış. Muvaffak olmuş ya. Ben bazı dersleri yapamıyorum, söylemiyorum. Ustad yazmış o tarihte. 1926'da demiş, 35-38'de demiş. Bediüzzaman bu kardeşim. Vazifeli kardeşim bu. Adam vazifeli diyor, Bediüzzaman hiç bakmıyor, kendi yoruluyor. Başkalarını taklit etme, onların kullandığı ölçülere sana uymayabilir. Başkanı yani, çünkü model aynı elbise değil, o da erkek, o da kadın kadın ama beden farklı. O şöyle yaptı deyip maymun gibi taklitçi olma, ölçüyü, şeriatı, hikmeti ve mantığı yapmışsa febiha. İlmini devamlı yenile ve çoğalt, çünkü yeni hadiselere eski malumatın ve ilmin yetmiyor. Birbirine kuvvet verip tamamlayan parça parçaları birleştirip kendini ve insanları acıbe yapma, olayları çözümleştirilemeze getirme. Parçalar mesela, bir bakayım, oho Mehmet şöyle yapmıştı da şu tarihte, şurada şöyle gitmişti de şurada, ha hepsini birleştirip. Ustad ona cebrez ediyor. 10 seneki hadiseleri sanki bugün yapmış gibi birleştirme. Mesela karı koca münasebetlerinde öyle. Öyle bir şey yaptı, patladı değil mi? Sen falan tarihte de öyle yapmıştın. Orada da öyle demişti. Daha ileride de bilmem ne demiştin. Birleştirme kardeşim. 10 sene attığın tükürükler şu anda sana atılsa boğulursun. Bir insanın söylediği ve düşünmeden yaptığı her daim tabiatında çıkmıştır denilmez. Ağzımızdan çıkan ve eylemimizden çıkan her şeyi kontrollü ve düşünerek yapmıyoruz. Boşluğumuza bulunup yapmıyor muyuz? Onun için hanımına, annene, kardeşine, çocuklarına, şuna buna. Yaptığı her şeyi mantık ve doğruluk ölçüsüyle ölçme. Hangi aletle demiş? Hangi psikolojinin altında yapmış? Halet insanın üzerindeki tesiri yok mu? İnsanı tesir ettiği için eyleme dönüştürüyor, söze dönüştürüyor. Başkalarının bazı hallerini başka birilerine yargılamak için kullanma, yani kıyaslama. Onun şöyle şöyle halleri sende niye yok gibi. Zira bunun da onda olmayan başka güzel, normal geçin arkadaşlar, ne ondan etkileniyorsunuz? Başka güzel hasletleri de vardır. Herkes müstakildir, unutma. Yani, Osman, niye Levent gibi yapamıyorsun kardeş deme. Herkes müstakildir. Hayata parça parça bakma. Tümünü görüp okumaya çalış. Nasıl ki bir filmin içindeki bir kare resmi tümünü göstermez, ihata edemezse. Sen hep bu değilsin. Filmin başını ve sonunu bilmeyen tek kareye ne mana verir? Bütünlük içinde onun manası vardır. Bütünlük içinde düşüneceksin. Mesela bunu uygulayalım. Hanım sana onu dedi. Yani ne öyle diyorsun? Kardeşim uygulanabilir misal veriyor. Hoşuna gitmeyecek. Ya sana anılık yapabiliyor, çocuklarına ana olmuş. Bak Allah Resulü'nün ifadesine bakın. Çocuğunuza ana arayın diyor. Allah Allah. Senin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, evine sahip çıkıyor, çocuklarına analık yapıyor. Böyle bir filmin tümü içinde bazı karelerin negatif çıkması normal değil mi arkadaşlar?
Şöyle diyeyim sana. Peygamber aleyhissalatü vesselamın evinde sorun çıktı mı çıktı mı? Kanımlarıyla. Çıktı. Çıktı. Kaç gün eve gönderdi babasını evine? Bir ay yakın zaman. 40 gün. 40 gün. Ayet geliyor. Edinmekten korkma yani. Korkma. Zarar, doğru. Zarar, hani bunlar. Edinmekten korkma. Tamam. Bir zarar gelecek diye endişe etme. Gibi anlıyorum. Birisinde tehlike. Tam tehlike. Çok güzel. Evet. Tehlike ne olur? Başımıza ne çıkar? Bizi nerelere götürür? Deme demek. Doğru. Birisinde başkalarından korkmuş kötü sıfatlarından lev etme. Yani ya bu adam bunu yapma ama güzel sıfatlarını da gör. Ailede nasıl kullanabiliriz? Ustadımızın gene kullandığı, birisinden bir kötü söz duyduğun zaman veya eylem gördüğün zaman diyor, onun güzelliklerini gör. O zaman o onu yok ediyor. Ama kör olası nefis sırf ona odaklanıyor, onu görüyor. O zaman sanki o adam hep oymuş gibi yerin dibine indiriyoruz. Maalesef yarına dost olacak tarafı da bırakmıyoruz. Ya dibe indiriyoruz ya minareye çıkarıyoruz. Kendine de zarar. Evet, kendim, zaten en büyük zarar kendine yedir. Şimdi mesela haset eden, haset ediyor ya, hasidi yakan yani kendisini yakıyor. Yani mesela senin bina yükseldi, seni kıskanıyorum ya nasıl katap, bana nasıl oldu yüksel. Ben bunu yaparken kime sana zarar verebiliyor muyum? Yok ki ben yanıyorum. Macel cezası. Onun güzel sıfatlarına parmak bas, bak şimdi kötü bir sıfatları mı gördün? Daha çok bize bakıyor bu. Hani yanınızda bulunan veya fabrikada, şurada burada veya babalar, anneler, çocuklara şöyle. Kötü bir sıfatı mı var? Boynun devrilsin senin. Deme diyor. Ne yap? Onun güzel sıfatlarına parmak bas, onun çapını genişlendir. Yani güzel sıfatın maşallah değil, yücelt o güzel sıfatını. Alternatifidir o. Kötü sıfatı bloke eder. Ki kötü sıfatı dairesinin içinde yok olsun. İyi sıfatın dairesi içinde yok olsun. Nasıl ki bir evin levazımatı bir dükkandan alınmaz. Hissiyatlarına ve ruh alemine ve de aile ortamına taksimul amal yap. Estiği gibi konuşma ve yapma. Haddini aşarak hırs-ı kazip ile ve de re-i ile meyl-i tefevvük ile zayi edip söndürme. Bir de okuyayım burayı. Hissiyatlarına ve ruh alemine ve de aile ortamına taksimul amalya. Yani her bir hissin hakkını ver. Her bir his ayrıdır. Göz görür, kulak işitir. Bundan onu bekleme. Yani vazifesi olanın haddini bil, mahrem alanına girme. Estiği gibi konuşma ve yapma. Muhakeme et, değerlendir. Haddini aşarak hırs-ı kazip ile bedel, esi, riya ile meyl-i tefevvük ile zayi edip söndürme. Yani tefevvük etme hırsı var ya, üstün gelmek, galip gelmek, doğru gelmek, haklı gelmek ne yapıyormuş o? Hırsı kazıkmış. Yalancı bir hırs. Yani daha çok şöyle yaparlar onlar. Güzel sıfatlarıyla yücelmiyor bu insan. Başkalarını aşaltarak bu yücelme yolunu tercih ediyor. Mesela bir misal vereyim. Gayem sizi kontrol etmek. Sizi burada tutmak. Misal tavuk civcivi gibi. O zaman benden başka yönünüz olmaması lazım. Beni görmeniz lazım. Ben ne yapmam lazım? Sizi kör ve sağır etmem lazım. Arkadaşlar, oraya gitmeyin. Olmaz kardeşim. Onlar bizim eşekten değil ya. Yok kardeşim, muvazenesiz ya. O adam imtiyazlaşıyor kardeşim. O adam Muhyiddin Arabi'lerle kalır kardeşim. O mahkemesiz, muvazenesiz. Deme, ekseriyeti mutlaka insanın gözüne at gibi çerçeveler koyup, hatlar koyup baktırmak içindir çoğunluk. Çünkü niye? Oralara gidersiniz, benim fiyaskom çıkar. Size en büyük zararım şu oluyor.
ufkunuzu açmıyorum. Sizi kendi potamda bloke ediyorum. Benim anladığım kadarıyla anlamaya mahkum ediyorum sizi. Risale-i Nur'un başka boyutunu anlamadan ahirete gönderiyorum sizi. Ne düşünürsen düşün. Ne yaptın Kadir abi? Anla kardeşim. Bak git göreceksin. Risale-i Nur öyle diyor. Abi diğer hafta değil mi öyle dedi ya. Zaten bir avuç abi herkesi kovdun kovdun kimse kalmadı diyor. Ya niye geliyorsunuz diyorum ya. Gidin kardeşim 2000 küsur yerde bu akşam cumartesi hakikaten JITEM 98'de tespit etmiş İstanbul'da 2735 yerde ders oluyor. İstanbul'da. İstanbul'la alakalı ders. Tespit. Kaç senesi? 98. JITEM işini. O raporu Sungur abinin verdi. Verdi de Sungur abinin verdiği listeden söylüyor. İnsan bütünlüğüyle kendini gösterdiği gibi insan insanlarla beraber olursa mutlu olur. Beraber yaşamayı öğrenmen lazım. Arkadaşım senin zengin olma ile benim fakir olmam mutlu olamazsın. Huzurlu olman için benim de huzurlu olmam lazım. Beraber yaşıyoruz çünkü. Niye Müslüman demedi abi o enteresan. Nasıl? İnsan insanlarla dedi yani. Evet. Ehli iman demedi mesela. Tabii mesela diyelim ki komşun kıvranıyor kardeşim sen kafirdir diye Allah hani İbrahim Aleyhisselam var ya işte Rabbime secde et yoksa ben sana yedirmem. Hatırladın mı? Cenab-ı Hak ne dedi? Yani İslamiyet'in dairesi daralmaz mı? Evet zekat Müslüman'a alır. Kimisi de seferidir. Evet gibi vesaire. Ama benim anladığım tabii insanlarla böyle iyi iletişim kurmak davanı anlatmana vesiledir kardeşim. İterek, kalkarak, horlayarak, aşağılıksın demeyle adam düzelmiyor. Kim düzelmiyor? Soruyorum ya sen. Bir adama desin ya bırak ya onları ya ondan bir şey olmaz. O adam seni dinler mi daha ya? Kim düzeldi arkadaşlar itilerek, kalkılarak? Peygamberimize Cenab-ı Hak demiyor mu ayette o? Sen diyor o güzel davranmasaydın etrafında kimseyi bulamazdın. Öyle değil mi? Şeyde var abi, bu okçular şeyi terk ediyorlar ya, evet. Buradan ayrılmayın diyor, çok tembih ediyor, ayrılmayın. Evet. Orada çok enteresan bir şey var, en son bunlar kazandık diye sahabeler buradan ayrılıyor, herkes biliyor zaten. Arkadan geliyor müşrikler, amcası galiba şehit oluyor orada, bayağı zayiat ediyorlar sahabeler. Ayette diyor ki çok enteresan, eğer sen onlara tek bir kelam etseydin, bir mana söylüyorum, tesbih tanesi gibi dağılacaklar da diyor. Benim amcam öldürülecek, ben o kadar tembih edeceğim, defalarca söyleyeceğim ve ordu zayiat verecek ve tek bir kelam etseydin tesbih tanesi gibi dağılacaklar da diyor. Hiçbir şey söylememiş. Vay. Amca o kadar tembih edeceğim, ayrılmayın buradan. Hazreti Amca. Burada ayrılmıyor. Ben sana bu kadar tembih edeceğim değil mi? Bu kardeşim bak ben gidiyorum dershaneye nöbet bıraktım seni gitsin. Vallahi afaroz yersin ya. Ben kaç defa dedim nasılsın? Tapoz adam. Ya acayip taş ama hulukum Kur'an. Kur'an ahlak. Acayip bir şey. Saygı, hürmet sorumlulukla orantılıdır. Saygı, hürmet sorumluluk davrantılıdır. Aynı zamanda saygı kültürel seviyesini de belirler. Kültürünü belirliyor. Karşıya değer vermektir, önem vermektir. Saygılı olabilmesi için ben merkezli olmaması gerekiyor. Ben merkezli, perken insan, her şeyi kendime göre yorumlarsam, değer verirsem, katkı sağlarsam, hürmet etmiyorsam sana hürmet bekleyebilir miyim? Saygı vermiyorsam saygı isteyebilir miyim? Kendine öz güveni olmayanın saygıyı saygıyla alçalmak diye anlar. Kendine öz güveni olmayan var ya, saygıyı alçalmak anlıyor. Ondan der ki... Şeyi muhakemattaki orijinal kelimeler bundan mı yoksa? Değil. Değil. Bazıları orijinal. Orijinal değil.
Mesela orada şeyi anlatıyor, bir edebiyatta anlatıyor, metinler var böyle. Tabii. Ama başta dedim ya, bilmem geç mi geldi. Bazıları orijinal metin, bazıları oradan çıkarttı. Çünkü mesela böyle işte sevgilimin diyor şurasını şöyle yaptım böyle, işte şurada böyle yaptım diyor, Süleyman'ın hududu kuşu. Buralardan yani metinlerden. Verilen örnekler, hikayelerden. Kusurlar bana. Ne kadar kâr edersek, ne kadar hoşunuza gidersek kârdır. Mesela bak başka bir şey anlatıyorum. Takım ve grup çalışması gelişen kişilerde saygı gelişirmiş. Saygı beceri gelişiyormuş. Grup çalışması yapanlarda. Yani iletişimi kişiler arasında devamlı öğreniyor. Çünkü grup çalışmasında hak vermek var ona da. Değer vermek var ona da. O zaman gelişiyor. Bazen de çıkar için yaparlar ki bu bahsinizden hariçtir. İşin arkasını fark edenler kişilere saygılı olmalarının sebebi taşıdıkları sıfatlarından saygılı olurlar. Bu noktadan anlaşılır ki dava adamının her güzel sıfatı da dava arkadaşlarına saygılı, hürmetkar ve değer verme haletini yaşarlar. Çünkü kişiye saygı, hürmet ve taşıdığı sıfattan temsil ettiği gayeye göre gösterilir. Mesela ben size niye saygı gösteriyorum? Taşıdığım sıfattan dolayı. Siz bana niye saygı gösteriyorsunuz? Taşıdığım sıfattan dolayı. Benim çalışmamın, kazanımlarım, karım size ortaktır. Siz ortaksın. İştirak amalülü bir değil miyiz? Sen bu eylemimi, fiilimi, şu çalışmalarımı, ben sizin çalışmanızı. Arkasında iştirak amalülü bir cemaat şuuru gelişince sende memnuniyet olması lazım. Çünkü senin hazinen artıyor. Sen de benim hazine yatıyorsun. Yani bir şirkete ortak olan bir insan. Para yatırdın. Fethi abi. Çünkü tamam. O şirketin kar ettiğini haber alsa memnun olmaz mısın? Niçin? 100 sene atacak. Arkadaşlar biz bir şirket değil miyiz? O zaman sizin katkınız şirketin değerini artırıyor. Öyle değil mi? Değerini artırıyor. Ama bunu anlat. Tek problem ödeme şeyden sonra. Kardeşim istiyorum. Ama dünyada da imanın lezzetini yiyorsun. Mesela şu, şu andaki halin imanın güzelliğindendir. Biz o tekamında olmadık. Cemaatta olmak huzurlu olmaya vesiledir. Ondan sonra başka rahmetin tecellisine vesiledir. Şu haleti rüyeti, haleti rüyeyi televizyonun karşısında bulabilir miyiz? Çıkıyorlar burada karşımızda sağda, birbirlerine sopa vuruyor. Küfrediyorlar. Şurada şurada, sahaya. Nasıl işte şimdi? Sizde bak tam tersini. Mesela bak kazanımlarına bak. Bu akşam çıktıktan sonra en azından, bu akşam güzel bir akşammış ya, bir gün kaza kılayım. İki, ya aileme hep bu değilmiş ya. En azından bunu dersin ya, bu söylediği hareketle ya. En azından 2-3 gün bu dersin tesiri ilanımına bir şey dönmesin. Gibi geliyor bana. Davası olana, bak, davası olana, yani bu uydurukçasıyla ilkesi olana saygı duyulur. Çünkü kendini ilkesiyle, davasıyla hudutlamış o insan. Davalı adam, ne yaptığını bilirsin, sana güven veriyor. Sana güven veriyor, güven o adam. Mesela benim ne yapacağımı tahmin edersiniz. Mesela şimdi Ramazan'a yakın gideceğim. Ne yaparım mesela camiden? Mesela ne anlatırım? Tahmin edersiniz bana. Ha bu güven veriyor size. Yani benim ne olduğumu, senin ne olduğunu bilinirsen sende güven oluşuyor. Ondan sonra dayanak noktu oluşuyor. Yani ben de öyle. Herkesin aynı şeyle